Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine artık sadece bir gün uzaktayız. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yenilgi alması halinde sonuçları kabul etmemesinden korkuluyor. 2020 seçimlerinden sonra Beyaz Saray'dan hiç ayrılmamalıydım diyen Trump endişeyi arttırdı. Demokrat aday Kamala Harris ise Amerikalıları Trump'ın taktiğine kanmayın diyerek uyardı. On Tuesday, Salı günü gidin ve oy verin. Daha sonra parti yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine artık saatler kaldı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, kritik önemdeki salınacak eyaletlerden Georgia'da son kez miting yaptı. Kamala Harris'in bozduğu şeyleri ben tamir edeceğim dedi. Pensilvanya'daki mitingde yaptığı açıklamalarsa Trump'ın sandıktan mağlup çıkması halinde seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğine yönelik endişelerin artmasına neden oldu. Trump, demokratların 2020 seçimlerinde hile yaptığı iddiasını yineleyip Beyaz Saray'ı bırakmamalıydım dedi. Bizim ülkemiz yozlaşmış bir ülke. Bunu düzelteceğiz. Beyaz Saray'ı terk etmemeliydim. Dürüst olmak gerekirse çok iyi ilerliyorduk. Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz etme ihtimali Demokrat aday Kamala Harris'i endişelendiriyor. Harris, Trump'ın taktiğine kanmayın diyerek Amerikalıları uyardı. Bunun bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde adil ve özgür seçimler yapıldığı gerçeğinden uzaklaşmamızı amaçlıyor. 2020'de böyle bir seçim yapıldı ve o kaybetti. 2024 seçimi için iyi ve dürüst sistemlere sahibiz. Halkın kullandığı oy bu seçimin sonucunu belirleyecek. Trump'ın sözlerinin hedefinde medya kuruluşları da vardı. Hepsini yalan haber yaymakla suçladı. Kurşun geçirmez camın arkasından konuşurken kendisine yönelik suikast girişimlerini hatırlattı. Birinin ona saldırması için önce öndeki yalan haber yapan basın mensuplarını vurması gerektiğini söyledi. Sonra da buna aldırış etmezdim diye konuştu. Trump bu söylemiyle bir kez daha şiddeti teşvik etmekle suçlandı. Harris ise pazar günü Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun olduğu Michigan eyaletindeydi. Gündeminde Gazze'de vardı. Savaşı sonlandırmak için elinden geleni yapma sözü verdi. Göreve geldiğimde Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehinelerin dönüşünü sağlamak, Gazze'deki acılara son vermek, İsrail'in güvenliğini sağlamak, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını hayata geçirebilmek için her şeyi yapacağım. Peki anketler ne söylüyor? New York Times, Siena College anketine göre Harris yalnızca bir puanlık farkla Trump'ın önünde. Bu yüzden uzmanlar kazananı tahmin etmenin çok zor olduğu yorumunu yapıyor. Cumhuriyetçilerin kesin zafer gözüyle baktığı Iowa eyaletinde ise sürpriz yaşandı. Harris anketlerde %47 ile Trump'ın önüne geçmeyi başardı. Cumhuriyetçi aday ise rakibiyle arasındaki 3 puanlık farkı kabul etmedi. Trump'ın kampanya ekibi adaylarının eyalette önde olduğunu gösteren bir başka anket yayınladı.